Nasılsın anneciğim? İyiyim. Babam yine ne yaptı? Bak görüyorsun değil mi? Sen bile aranızda ne oldu diye sormuyorsun. Babam yine ne yaptı diye soruyorsun. Yani seni sinir edecek bir şey yapmıştır mutlaka. Yaptı tabii. Ne yaptı anneciğim? Bence bunu bana soracağına babana sor kızım. Hatırlattıkça sinirlerim tepeme çıkıyor. Tamam anneciğim. Yani sorumu geri alıyorum. Babam gelince ben babamı sorarım. İyi olmuş zaten dışarı çıktı. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hoş geldin babacığım. Hoş gördük. Çay içer misin? Yok kahve içtim. Babacığım kumandayı alabilirsin. Yok istediğini seyret ben yatacağım biraz sonra. Babacığım bir şey sorabilir miyim? Sor. Annemle aranızdaki sorun ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Yani bir şey yaptım herhalde ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Annemle ne oldu? Yani dün neler yaşandı? Yani böyle aklına takılan bir şey var mı? Böyle baştan anlatsana baba. Vallahi evden çıkarken bir şey yoktu. Sonra ofisteyken beni telefonla aradı. Bağlıyorum. Telefon size Haluk Bey. Kimmiş? Meltem abla. Ne var Meltem? Bir şey yoksa niye arıyorsun? İşim gücüm var burada. Meltem, benim sohbet edecek vaktim yok. Burada bin tane işle uğraşıyorum. Seninle geyik muhabbeti yapamam. Allah Allah. Akşam gelince evde konuşuruz. Hadi. Tabii yani. Annem seni gün içinde arıyorsa seni özlediği için, sesini duymak için arıyordur. Belki de senin gibi aradığım zaman hemen bir şey oldu zannediyor. İlk cevabı, ne oldu, niye arıyorsun? Niye arayacağım? Sesini duymak için arıyorum. Ne yapacağım yani? Onca işin arasında... Efendim Meltemciğim, nasıl yani? Akşama ne yesek acaba diye böyle geyik muhabbeti mi yapacağım? Ne var bunda baba? Yani kadın seni özlemiş, sesini duymak istemiş. 5 dakikanı ayırsan ne olur? Şirket mi batar? Canım konuşmadığım bir insan mı? Akşama gelince evde konuşuruz. Bu yaptığın gayet sinir bozucu bir şey ama annem buna bu kadar sinirlenmiş olamaz. Bu yaptığın bir şey zaten. Bence annemi sinirlendirecek başka bir şey yaptın baba. Ya bir şey yapmadım diyorum. Bir tek ampulü değiştirmedim, bir de telefonla konuşmadım. O kadar. Yalan mı söyleyeceğim? Yapmışsın ama farkında değilsin. Bence sen iyi düşün baba. Ya düşünüyorum, düşünüyorum ulan. Bak düşünüyorum. Yok bulamıyorum yani. Ben yatıyorum babacığım. Sen biraz daha düşün, mutlaka bulursun. İnşallah. Bul da hem bizi meraktan kurtar, hem de annemin gönlünü al. İyi geceler. Ulan ben ne yaptım bu kadına ya? Nerede yanlış yaptım ya? Aynı gemide yol alıyorum.